Herkese merhaba arkadaşlar. Yabancı Öğrenci kanalından Azat ben ve arkadaşlar size bir tane küçük bir inceleme demeyeceğim. Niye inceleme geliyor aklıma? Küçük bir detaylı bir video çekeceğim arkadaşlar. Yani Steam üzerinden kredi kartıyla nasıl oynanılır? Aslında birçoğunuz zaten Steam kullananlar diyecek ki abi ya ne yapıyorsun? Seneler oldu biz bunu zaten yapıyorduk. Niye bunu şimdi çekiyorsun diyebilirsiniz. Ben bunu bilmeyen arkadaşlar için öyle bir çekeyim dedim. Çünkü şu anda oyun satın alacağım. Oyunu da görmüş olacaksınız. Onu da videoyu çekeyim. Hem bilmeyenler için faydalı bir şey olur. Bir rehber olur tarzında diye. O yüzden çekmeye karar verdim. Bunun için size iki tane şey ihtiyaç var arkadaşlar. Bir kredi kartı ve iki cep telefonu arkadaşlar. Bu ikisi olduktan sonra sıkıntı yok. Bir sonraki bölüme geçelim ve oyunu alalım arkadaşlar. Tabii ki de alacağımız oyun The Witcher 3 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu oyun yaklaşık 1 gün ve 2 saat içinde erişime açılacaktır diyor. Ben biraz geç bile kaldım oyunu almakta. Çünkü şu an indirmem lazım oyunu. Bakalım nasıl olacak. Hemen istek listeme de almıştım. Sepete ekle diyoruz. Tabii ki de ilk yapmamız gereken iş o arkadaşlar. Sepete ekliyoruz. Ondan sonra işte gördüğünüz gibi 80 TL 10 kuruş fiyatı varmış oyunun. Kendim için satın al ya da hediye olarak satın al. Hediye olarak tabii ki de başka birine vereceksiniz. Öyle yapmanız gerekiyor. Ben kendim için satın alacağım. Daha hediye edecek durumda değilim. Ondan sonra şu olay var arkadaşlar. Türkiye için yani Türkiye'den oyunu kredi kartıyla almaya çalıştığınız zaman bunlar değil de sadece şu ikisi benim bildiğim. Maestro ve Mastercard. Şu sonuna dikkat edin. Bao Compra. Bir de bu. Bao Compra. Yani Türkiye'de geçerli olan bunları seçmeniz lazım. Zaten ya Visa ya da Mastercard'tır kredi kartınız. Onun dışında da şu Türkiye geçerliliğini ispat eden bir şey şu içindeki parantezde. Türkiye içindeki yaşadığım doğruluyorum falan filan işte şartlar kabul ediyorsunuz. Sonra işlem yapılıyor. Başka bir yer aktarıyorlar ödeme noktası için. Orada gördüğünüz gibi bir tane daha sözleşme çıkardı. Son bir işlem. Evet şimdi başka bir sayfaya yönlendiriyoruz ve oradan son bir alışverişimizi yapacağız. Bu arada birazcık da yorgunum ve yüzüm videoda ne kadar fark ediliyor bilmiyorum. Yandım. Bugün adadaydık. Sınav sonrasının acısını çıkardık abi. Bayağı bir eğlendik. Pazar günü şimdi bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Bayağı güzel bir eğlendik. Adayı iki kere turladık. Onunla ilgili kısa kısa bir şeyler çekmeye çalıştım. Onu da montajlayıp size atmaya çalıştım arkadaşlar. Ama birazcık tabi gecikebilir o video. Yani gecikir derken bir iki gün onunla uğraşacağım falan. Çünkü yarın artık yoğun bir şekilde biliyorsunuz size söz verdiğim gibi direksiyonlar başlıyor arkadaşlar. Onları en kısa zamanda size sunmaya başlayacağım. O yüzden o video birazcık arkada kalıyor olabilir. Ondan sonra kart sahibinin adı ve soyadı. Kart numarası girmeniz lazım. CVV demekti arkadaşlar. Son kullanım tarihi. Arkasında yazacaktır. Şöyle şu kısımda yazacaktır. Çok göstermeyeyim. Çok zaten görseniz ne olacak ki? Genel hepsini bilmeniz lazım. O yüzden Mastercard zaten az önce seçtik. Son kullanım tarihi falan hepsini girelim. Şimdi ben gireyim. Hop çok geçtim. Dur bakalım soyad da var da. Evet. Evet arkadaki şifreye giriyoruz buraya. Bu kısma ise kart numarasını yani ön tarafta yazan çıkıntılı olarak yazan kart numarasını giriyoruz. Sonra ne diyor? Evet. Ve en son olarak şunlar varmış. Son kullanım tarihi. Onu da girelim. Hop, tamam. Şimdi öde diyoruz arkadaşlar. Öde dedikten sonra tabii ki de telefonunuza bakmanız lazım. Çünkü 5 dakika içinde telefonunuza bir mesaj geliyor. Onay mesajı. O mesajla beraber size bir şifre geliyor. O şifreyi girdiğiniz takdirde para bankadan çekilmiş oluyor. Yoksa çekilmiyor. Onu da söylemiş olalım. Şöyle kodumuzu girelim. Şifremiz neymiş? 165 diyor. Gönder diyoruz arkadaşlar. Bundan sonra zaten direkt işleme geçiyor. Yani satın almış oluyoruz. O da geçecek şimdi o şeye de pencereye de. Birazcık gecikti. Gecikiyor derken geliyor. Yolda şu anda. Alışverişimizi yaptık herhalde. Gördüğünüz gibi sipariş özeti. Başarılı sipariş için teşekkür ederiz demişler. Siparişin başarılı iletilmesi için ödeme işletim tamamlaması bekliyoruz. Eğer ödemesini gerçekleştirdiyseniz web sitesine belirtilen iletim süresi kadar bekleyiniz falan filan diyor. Sipariş numarası, mağaza nereden aldığımız, oyunun adı ve fiyatı. Bu da mail adresim tabii ki de.
Gördüğünüz gibi tamamlayıp geri dönüyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz demişler. Biz teşekkür ederiz abi. Mağazaya geri dönmeye gerek yok. Artık oyunu açıp yüklemeye almam lazım. Onu da hemen yapacağım. Tabii ki de önce, çünkü hard diskimde yer yok. Önce hard diskimi boşaltacağım. Yanlış hatırlamıyorsam 40 GB falan yer kaldı. Onu zaten ondan sonraki süreci biliyorsunuz. İşte oyun yükleneceği yeri seçiyorsunuz oradan. Ondan sonra da devam ediyor. Oraya yükleniyor oyun ve erişime başladığı zaman, oyun genel dünyada erişime açıldığı zaman oynamaya başlamış oluyorsunuz otomatik olarak. Kısaca bir rehber yapmaya çalıştım. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. Yani faydalı olacak kişiler için bunu seçtim, bunu anlattım. Bilen kişiler zaten videoyu izlemeyebilirler ya da biliyorlar, çünkü yani bir anlamı yok. O yüzden yorumlarda yazmayın yani. Öyle bir şey beklemiyorum sizden. Abi biz biliyorduk falan demeyin. Çünkü bilmeyenler için, hala bilmeyen varsa diye, o da bir ön şartımız tabii ki de. Evet arkadaşlar, biraz sessiz konuşuyorum tabii ki de. Gece oldu çünkü. Ben de daha yeni geldim sayılır. 2 saat falan oldu adadan geleli. Tabii uzakta oturuyorum birazcık. Buraya uzak yol. Ve geç de çıktık adadan. 2 kere turlayınca adayı tabii bisikletle. Kıçımızda bir hal oldu yani o bisikletten sonra. Evet arkadaşlar, burada bu videoyu bitireyim. Bu bölümü diyesim var bir anda. Anlatmak istediğim, zaten anlamışsınızdır. Oyun aldık. The Witcher 3. Evet, The Witcher 3'ü de burada görmüş oldunuz. En kısa zamanda size videoyu hemen montajlayıp yüklemeye çalışacağım. Çünkü bu videoyu görmeniz lazım sizin. Hem videoyu hem de alacağım oyun tabii ki de. 18 Mayıs'ta Witcher 3 açılacak. Eğer bir sıkıntı olmazsa, internetim yanılmıyorsam kotam düştüğü için hızı yine 3 megabit'e düşmüştür. Ama hızını düzeltirsem ya da düzelmediyse turbo özelliğini kullanırım. Yine her türlü oyunu ben indirir, size en kısa zamanda yetiştiririm. Yani 18 Mayıs oyun erişime açılır açılmaz İlk video benden olacak arkadaşlar. İnşallah diyorum. GTA 5'te de ikinci oldum ben Türkiye çapında. YouTube'a bakıldığı zaman ikinci yükleyen ben oldum. İlk olacaktım ama arıza çıktı upload'da. O yüzden ikinci kere atmak zorunda kaldım ve ikinciliğe düştüm. Yine Witcher 3'te de aynı şekilde aynı sistemi uygulayacağım. Ve yatmadan gece sizin için videolar çekeceğim. Gece size tanıtacağım oyunu. İlk izlenimi olacak. Tabii ki de çok anladığım bir tarz da değil. Witcher 2'ye bir göz attım bundan önce. Oynamıştım var. Çok fazla değil ama bitirmedim. Ama sevdiğim bir oyun tarzıdır ve Witcher 3'ü de severim. Seveceğimi de umuyorum. Sizin yardımlarınızla falan filan derken oynayacağız arkadaşlar. Evet, burada da bu bilgilendirme videosunu ve rehber videosunu tamamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve tabii ki de benimle kalın.